Gökhan ile Kupa heyecanı başlıyor. Herkese merhaba, Teknosa YouTube kanalına hoş geldiniz. Teknosa Lenovo işbirliğiyle Dünya Kupası heyecanını yaşamaya devam ediyoruz. Hafta sonu özel tüm Lenovo tabletlerde... Tekno Club'a özel %5 indirimde devam ediyor. Evet Dünya Kupası'nda bir gün daha geride kaldı. Herkes merak ediyordu. Messi ne yapacak? Messi turnuvaya devam edecek mi? Messi attı golünü ve Arjantin 2-0 kazandı. Messi ile Arjantin yoluna devam ediyor. Diğer karşılaşmaları konuşacağız önce. Çünkü Arjantin-Meksika mücadelesi günün son maçıydı. O maç öncesinde de yine çok kritik karşılaşmalar oynandı. Tunus Avustralya mücadelesiyle başlayalım. Tunus Danimarka karşısında iyi bir futbol ortaya koymuştu. Avustralya Fransa karşısında farklı kaybetmişti. Bu maç grubun en kritik maçlarından biriydi ve Avustralya Tunus'u tek golle geçmeyi başladı. Dük 23. dakikada attığı golle Avustralya'ya galibiyeti getirdi ve bu kritik karşılaşmada ikincilik hedefi olan bu iki takımın maçında kazanan Avustralya oldu ve golü atan Dük de maçın virtüözü oldu. İkinci maç Polonya ile Suudi Arabistan arasındaydı. Tabi Lewandowski'li Polonya ilk maçla berabere kaldıktan sonra artık kazanmak zorundaydı. Suudi Arabistan'ın performansını herkes merak ediyordu. Suudi Arabistan Arjantin'i yendikten sonra Polonya karşısında da kazanabilecek miydi? Karşılıklı giden gelen bir maç oldu aslında ilk yarıda. Golü 39. dakikada Zielinski ile Polonya bulduktan sonra Suudi Arabistan ilk yarının son dakikasında bir penaltı kazandı. Penaltı kaçtı, şezli penaltıyı kurtardı, dönen topta bir kez daha kurtardı ve soyunma odasına Polonya'nın 1-0 önde gitmesini sağladı. İkinci yarıda da Lewandowski attığı golle takımına 2-0'lık galibiyeti getiren futbolcu oldu. Lewandowski için şu bilgiyi verelim, enteresan bir bilgi. Çok beklendik bir bilgi değil aslında. Lewandowski mini takımda şu ana kadar bu golle birlikte toplam 70 yeri gol attı ve bu gol Robert Lewandowski'nin böyle bir kariyerin dünya kupasında attığı ilk gol olarak da kayıtlara geçti. Tabi şimdi Lewandowski ilk dünya kupası golünü attı, şezli penaltı kurtardı. Biraz arada kaldım. Hangi futbolcuyu bir olarak ön plana çıkarma konusunda burada biraz gerçekçi olmak istedim açıkçası. Ee, ve Şezni'yi penaltıyı kurtaran kaleci Şezni'yi maçın virtüözü olarak seçtim. Lewandowski zaten gönüllerin virtüözü. Almadığı ödül kırmadığı rekor yok. Ee, o yüzden Şezni bu karşılaşmanın özelinde kurtardığı penaltıyla maç bir bire gelse çok başka bir havayla çıkılacak maçın ikinci arasına. O yüzden Şezni'yi ben maçın virtüözü olarak seçiyorum izlenizle Lewandowski'yi de sonraki karşılaşmalarda değerlendireceğiz artık. Evet geçenin Fransa-Danimarka mücadelesine müthiş bir maç oldu. Yani bu karşılaşmanın açmayı belki Fransa 2-1 kazandı ama e, Danimarka'da Danimarka da maçı 2-1 kazanabilirdi. Maçın ilk yarısında gol olmadığı tempo çok istenilen seviyede değildi ama Fransa baskısı vardı. Bunu net söyleyebilirim. Fransa'nın özellikle ilk yarının son bölümünde ciddi bir baskısı vardı. Gol çıkartamadılar. 61'de Mbappe sahneye çıktı. Maç 1-0 oldu. Acaba Fransa 2'ye gider mi? Acaba Fransa farkı açabilir mi derken Kristensen sahneye çıktı Danimarka'da. 1-1 oldu maç ve sonrasında Danimarka'nın kaçırdığı pozisyonlar Danimarka'nın gole yaklaştığı anlar maç adeta Danimarka'ya gitti bir ara artık Danimarka bu maçı alacak havasına girmişti maç ama süperstar Fransa'nın süperstarı Mbappe sahneye çıktı ve Fransa'ya galibiyeti getirdi turu da getirdi ve bu galibiyette birlikte Fransa grup serüveninde istediğini almış oldu 2'de 2 yaptı Tabii iki golü atan ve bu karşılaşmada Fransa'nın en büyük gücü en büyük kozu olan Mbappe'yi maçın virtüözü olarak seçiyoruz. Zaten başka bir oyuncu da seçilemezdi. Şu bilgiyi de bir dipnot olarak sizlere aktarayım. Danimarka son iki maçta Fransa'ya üstünlük sağlamıştı. 3'te 3 üç yapacaklardı. Hem de Dünya Kupası'nda bu 2'de 2'yi 3'te 3 yaparak taşlandıracaklardı. Ayaklarına fırsat geldi ama değerlendiremediler. Fransa maçı kazandı. Mbappe de maçın yıldızı oldu. Ve son maç. Herkesin beklediği maç. Arjantin'in maçı, Messi'nin maçı. İlk yarı Hiçbir şey istedikleri gibi gitmedi. Meksika'nın pozisyonları var. Meksika topa daha çok sahip. Messi arkadaşları alan bulamıyor. Meksika alan daraltıyor. Sağdan gitmeye çalışıyorlar olmuyor. Soldan gitmeye çalışıyorlar olmuyor. Ortadan gelmek istiyorlar yine yok. Meksika ilk yarı istediğini sahaya net anlamda yansıttı. Arjantin karşısında dersine çok iyi çalışmış bir Meksika vardı. Ama ta ki 64. dakikaya kadar dünyanın gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından biri olan ve Dünya Kupası'nı almayı şu anda kafasına takan Lionel Messi öyle bir gol attı ki top ip gibi gitti ve Arjantin maçta 1-0 öne geçti. 87. dakikada ikinci gol geldi. İkinci golde de imza Fernandes'ten mükemmel bir gol attı. Yani Messi'ye nazire yaptı adeta Benfica'lı oyuncu ve Arjantin karşılaşmayı 2-0 kazanarak şansını son haftaya, son maça taşıdı. Evet Messi'yi seçiyorum. Arjantin'de Arjantin-Meksika mücadelesinde virtüöz olarak Lionel Messi. Çünkü o golü atmasaydı maç çok başka bir yere gidebilirdi. Şimdi maç 0-0 iken şöyle bir nokta var. Dakika 64 düşünün. Messi'nin yüzü düşük. Arjantin taraftarı acaba mı demeye başlıyor? Çünkü Meksika'nın atacağı bir gol Arjantin'i kupanın dışına iter. Rüya sona erer ama işte Messi 64'te nasıl bir süperstar olduğunu gösterip takımını öne geçirdi ve maçında virtüözü olmayı fazlasıyla hak etti. Evet adaylarımız Dük Avustralya'dan, Şezni Polonya'dan, Mbappe Fransa'dan, Messi Arjantin'den. Böyle bir maçtan sonra zaten eğer Lionel Messi'yi seçmezsem Messi'ye çok büyük ayıp ederim. Şezli penaltı kurtardı tamam. Suudi Arabistan beraberliği yakalasa bambaşka bir hikaye gidecek maç belki de. Mbappe iki gol attı. Ben süperstarım ben bu turnuvanın özel oyuncusuyum mesajını tüm dünyaya verdi ama Lionel Messi eğer o gol atmasaydı belki şu anda çok farklı şeylerden söz ediyor olacaktık. Belki şu anda Meksika bir gol bulup Arjantin'i kupanın dışına edecekti. O yüzden günün virtüözü Lionel Messi. Evet bugünlük de bu kadar. Turnuva konuşmaya devam edeceğiz. Dünya Kupası'nı Teknosa Lenovo işbirliğiyle ile konuşmaya devam edeceğiz. Teknosa YouTube kanalında tekrar birlikte olmak dileğiyle efendim. Herkese iyi hafta sonları. Gökhan Aptik'le kupa heyecanı sona erdi.